Oğlu Fatih Erbakan, babasının hatırasını yaşatmak için bir vakıf kurdu. Vakfın bütün il ve ilçelerde teşkilatlanmasını isteyen oğul Erbakan, kulislere göre yeni bir partinin temelini attı. Sol protest müziğin sembollerinden grup yorumun yürüyüş şarkısı ilk kez Mücahit Erbakan sloganlarına fon oldu. İtalyan kesim lacivert takım elbise, şık bir saat ve babasından hatıra kehribar kol düğmeleriyle Fatih Erbakan kürsüde. Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan. Necmettin Erbakan'ın anısını yaşatacak bir vakıf kurdu Fatih Erbakan. Ama verdiği mesajlar, dahası babasının sloganları ve sembolü yürüyüşünün bir vakıftan çok milli görüşün liderliğine ulaşma isteğinin hamlesi gibiydi. Ne mutlu sadıklara, ne mutlu ahde vefa gösterenlere, ne mutlu bugün burada bulunabilenlere. AK Partili Salih Kapusuz, CHP'li Sinan Aygün, İran'ın Ankara Büyükelçisi Necmettin Erbakan'ın Ankara Balgat'taki evinin avlusunda davete katılanlar arasındaydı. Bazı bakanlardan da tebrik telgrafı ulaştı. Ama Saadet Partisi'nden hiç kimse gelmedi Erbakan Vakfı'nın kuruluşuna. Kulislere göre Fatih Erbakan babasının mirasını devralmak, siyaset sahnesine çıkmak istiyor ama Saadet Partisi içinde kıramadığı bir direnç var. Babasının eski kurmayları bu vakfın milli görüş hareketini yine bir bölünmeye sürükleyeceğine inanıyor. Ondan dolayı da kusura bakmayın. Saadet Partisi'nin genel başkan yardımcılığı önerdiği ve deneyim kazandıktan sonra liderlik teklifi yaptığı Fatih Erbakan'sa çıkışıyla babasının sloganları ve sembolleriyle siyaset kürsüsünde çoktan yerini aldı.